Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Değerli arkadaşlar, Allah'ın lütfuyla Kehf suresini başından sonuna 30'a yakın haftada okuduk tamamlamayı Allahü Teala nasip etti. Elhamdülillah. Öğrendiklerimizi pekiştirmek için 110 ayetten oluşan bu Kehf suresi Ashab-ı Kehf isimli gençlerin, mümin yiğitlerin adıyla anılan bu mağarada kısa bir tur atalım ve derslerimizi böyle nihayete erdirelim istedim. 110 ayetten paragraflar, satır başları ya da paragraf başları niteliğinde cümleler belirledim. Bu cümleleri şimdi sizlerle paylaşacağım. Her bir cümle, her bir madde açıldığında bir makale olacak kadar genişletilebilir. Kehf suremizi biz temelde iki hadisi şerif üzerinden ele aldık. Birincisi ...Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin başta Bukhari'de ve diğer kaynaklarda geçen hadisinde her cuma günü okumasını tavsiye buyurdu ve okuyan için nur yani karanlıkları aydınlatacak bir ışık kaynağı olduğu hadisi şerifini bir kenarda tuttuk. Bu nur olmanın, önümüzü aydınlatmanın, imansızlığın içinde bile ashabı ı kehf gençlerini örnek mucizelerle dolu bir hayat donanımlı hale getirdiğini de düşünerek bizi de bugün ne kadar kötü ortamlarda da bulunsak Allah'ın koruyacağını ve imanımızı muhafaza etmeye vesile olacağını bu surenin ifade ettiğini işledik. İkinci hadis-i şerifte Deccal'e karşı kurunak başından sonundan ayetlerin ezberlenmesiyle insanın imanını muhafaza edebileceği ama aslında Kehf suresinin tamamının insanın imanını çalacak Deccale karşı büyük bir silah olduğunu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuştu. Deccal kıyamete yakın gelip insanların imanını çalarak kendine iman etmeye davet eden bir şerli yaratıktır. Fitnecidir, illüzyonisttir. İnsanların aklını, şehvetlerini kullanıp kendine davet eden, kendine çeken bir fitnedir. Bunu ilk derslerimizden itibaren konuştuk. Özellikle de insanların bugün daha çok tapındığı para üzerinden güç üzerinden bilgi bilimsellik üzerinden ve toplum algısı üzerinden insanları aldatabileceğini farklı kıssalarda gördük. Neticede Deccal insanların imansızlaşması için, Allah'a şirk koşması için Allah her ne kadar dünyayı yaratsa da Deccal'in Rab olarak toplum tarafından kabul edilmesi için uğraşacak ve bunun için de mucize seviyesinde bir donanımla gelecek. Bunu da şüphesiz Allah ona nasip edecek. Tabi böyle bir durumda insanlar rahatlıkla paraya tapanlar, bilgiye tapanlar, güce, siyasete tapanlar, şöhrete tapanlar, toplum algısının peşinden gidenler çok rahat bir şekilde Deccal'in tuzağına düşecektir. İşte bu sure Deccal'in tuzağına düşmeyelim diye Allahü Teala tarafından bize gönderilen bir iksirdir adeta. Biz bu sureyi okuyarak imanımızı nasıl muhafaza edeceğimizi, iman hakikatlerini yeniden ele almamız ve zihnimizde, kalbimizde pekiştirmemiz gerektiğini öğrendik. Çok özet olarak son cümlede zikredecek olursam da Kehf suresi görünen alemle görülmeyen gayb alemi arasındaki savaşın yani hak ve batıl mücadelesinin yani Deccale inananla Allah'a iman edenlerin arasındaki farkı anlatmak için önümüzdedir. Biz bu sureyi okudukça Deccal ve Deccallere karşı paraya insanları davet eden, güce davet eden, şöhrete davet eden, kalabalığa davet edene karşı, edenlere karşı Allah'a davet eden, göremediğimiz cennete gayb alemine, ahirete imanı öğrendik ve savaşın da bu savaş olduğunu, maddeyle mananın savaşı olduğunu bu surede özetle gördük. Şimdi bu sureden çektiğimiz paragraf başlarını okuyoruz. Böylelikle neler öğrendiğimizi tekrar ediyoruz ve iyice imanımızı pekiştiriyoruz. Kehf suresinde Surenin ilk ayetinden 110. ayetine giderek bu paragraf başlarını okuyorum. İlk olarak arkadaşlar Allah'tan başka mutlak bir şekilde övebileceğimiz hiç kimsenin olamayacağını öğrendik. Surenin başındaki Elhamdülillah ifadesi bize onu öğretti. Tıpkı Fatiha gibi. Hamd övgü sadece ve sadece Allah için olmalıdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bile Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bile övülmemelidir. Mutlak övülecek yegane zat Allah'ın zatıdır, kendisidir. Zaten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de onu övmüştür. Biz de onun peşinden gittiğimize göre peygamberimizi değil Allah'ı övmek, yüceltmek, onun en büyük olduğunu ilan etmek zorundayız. İkinci olarak Kur'an'ın hayat rehberimiz olduğunu, hayatın her noktasına muhakkak Kur'an'ın dokunduğunu öğrendik. Üçüncü olarak Kur'anımızın rehberliği ancak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'le gerçekleşebilir bunu öğrendik. Kur'an ve sünnet merkezli iman dışındaki tüm inançların batıl olduğunu ve cehenneme sürükleyeceğini öğrendik. Adım adım ayetlerin işaret ettiği manaları okuyorum. Kur'an ve sünnet, ayet ve hadis merkezli bir inanç varsa o doğru bir yola götürür hidayete iletir bizi. Ama rüyalarla hikayelerle menkıbelerle sonradan uydurulmuş ifadelerle kime ait olduğu tespit edilmeyen abartılı sözlerle ortaya çıkan anlayışlar batıldır. İnsanı cehenneme götürür. Doğru bir İmanın insanı cennete götüreceğini öğrendik. Cehenneme götüren iki batıl inancı öğrendik. İnsanı cehenneme sürükleyen iki batıl inanç nedir bunlar? İnsanı ilahlaştırmak ve Allah'ı insanlaştırmak. Kehf suremizden aldığımız mana ile madde savaşının en önemli silahlarından biri de buydu. Bugünkü toplum bugünkü insanlık insanı ilahlaştırma üzerine tıpkı geçmişte İsa aleyhisselama ve benzeri peygamberlere yaptıkları gibi kurulu bir nizam oluşturmak istiyor ya da haşa Allah'ı insan seviyesine indirerek sapıkça cehenneme götüren iki batıl inancı öğrendik. Bilgisiz yani ilimsiz konuşmanın bir yalan olduğunu ve bu yalanın da bilgisiz konuşmanın, ilimsiz konuşmanın, Kur'ansız ve sünnetsiz konuşmanın da yanlış inanç oluşturacağını öğrendik ve bunun bir küfür taktiği olduğunu gördük. İnsanlar iman etmiyor diye üzülmemek gerektiğini öğrendik. Kendine zulmedene yapacak bir şey yoktur. Bunu Kehf suresinde Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme hitap edilen ayetlerden öğrendik. لَعَلَّكَ بَاخِعُنْ نَفْسَكَ اَلَّا يَكُونُ mu'minin diye farklı surede de geçen bu ayeti madde olarak paragraf başı olarak not ettik. Bir başka paragraf başı her şey şu dünyadaki, evrendeki, bizim idrak edemediğimiz alemlerdeki her şey hangimizin daha güzel kulluk yapacağını görmek için yaratılmıştır. Bunu öğrendik. İnançın satır başları bunlar. İmanın doğru bir akidenin paragraf başı olarak da düşünülebilir. Ashab-ı Kehf'in başta gençler olmak üzere tüm müminlerin örneği olduğunu öğrendik. Günah ortamından kaçmak ve Allah'a yalvarmak imanı korumanın ilk iki şartıymış. Bunu öğrendik Ashab-ı Kehf kıssasından. Allah'a şirk koşanların çoğunluk olduğu toplumlarda imanın bir başka olduğunu öğrendik. Böyle kötü Allah'ın bir kenara etildiği haşa milletlerin, halkların içinde iman eden gençlerin bir mucize oluşturacak kadar büyük işler yapacağını öğrenmiş olduk. Rabıtanın Allah'a yapılacağını öğrendik. Ashab-ı Kehf Allah'la direkt bağlantı kurmak isteyince Allah da onlarla beraber oldu, onlara rabıta yaptı, bunu öğrendik. Bugünkü bütün rabıta anlayışlarını da böylelikle çöpe attık. وَرَبَطْنَا عَلَى kulubihim. Onların kalpleriyle rabıtayı biz yaptık, biz buyuruyor Allah. Demek ki rabıtanın aslının Allah'ın kuluyla gerçekleştirdiği iletişim olduğunu, bunun için de kulların Allah'a doğrudan bağlanmaları gerektiğini, hiçbir aracıyı araya koymamaları gerektiğini öğrendik. Kur'an'dan öğrendik bunu. Rüyalarla değil. Dinimizden döndürülme endişesinin her zaman olması gerektiğini öğrendik Ashab-ı Kehf'ten. Mağaradan uyandıklarında acaba bizi dinimizden döndürmek için bunlar hala mücadele ederler mi diye korku dolu ifadelerle arkadaşlardan birisini şehre gönderdiklerini hatırlıyorsunuzdur. Gür imanlı gençlerin gelecek nesillere iman vesilesi olduklarını ve bundan sonra da olacaklarını öğrendik. Helal beslenmenin imanla doğrudan bağlantılı bir konu olduğunu öğrendik. Mağarada uyandıktan sonra şehre inip bize tertemiz, taze, güzel yiyecekler getir kardeş diye aralarından birini gönderdiklerini biliyoruz. İnsanlarla güzel geçinmenin farz olduğunu, Allah'ın emri olduğunu öğrendik. Vel yetelattaf, vel taf telattuf, insanlarla hoş geçinmek, tedbirli olmak, dikkat etmek, dinimizi korumak için her türlü inceliği gösterebilmenin farz olduğunu öğrendik. İnsanlar ölüler üzerinden esrarengiz bir hava oluşturmaktan zevk alırlar. Türbeler yaparlar, öleni öldürmek istemezler. Bunu öğrendik. Ashab-ı yeniden canlanıp o toplum içerisinde mucize olarak tespit edildiğinde sonra da öldüler. Hemen onun üzerinden yeni yeni inanışlar geliştirmek isteyenler onların öldükleri yere camiler yapalım, tübeler yapalım da onları yaşatalım, unutturmayalım dediler. Halbuki biz bu sureden Allah'ın onları bu şekilde bu kötü adamları Ashab-ı Kehf üzerinde böyle projelendirme yaparken ifade ederken öğrendik ki öleni öldürmek gerekiyor. Öldüren güce imanı yaşatmak gerekiyor. Kim öldürdü onları Allah. Allah'ı öne çıkarıp ölen kişilerin varlığı üzerinden bir senaryo kurmamak, onlar üzerinden para kazanmamak gerektiğini öğrendik. Ayet ve hadisimizi bildirmemiz gerektiğini Dinimizi tartışma konusu yapmamayı ve Kur'an ve sünnetin konuşmadığı konuda konuşmamayı öğrendik. Ashabı Kehf öldükten sonra çünkü Allah hep arkalarından şöyle konuştular, sayılarına takıldılar, köpekleriyle ilgilendiler. Sen onlarla bu konularla tartışma. De ki Allah bilir bu konuları. Allah bilir de konuşma. Sadece Kur'an'ın ve sünnetin bildirdiğini söyle onlara." dedi. Biz de buradan bunu çıkardık. Gelecek hakkında yani gayb aleminde insanın idrakinin yetişemediği, kavrayamadığı konularda kesin ifadeler kullanmamayı ve bunları Allah'a havale etmeyi öğrendik. Kıyametin kopması, cehennem, cennet, mizan, sırat ve bilmediğimiz geçmiş ümmetler hakkındaki konular. Bunları Allah bilir deyip konuyu noktalamayı öğrendik. İnşaallah kelimesini iman ederek kullanmayı öğrendik. Unutmanın doğal olduğunu ama insan unuttuğu zaman Allah'ı hatırlarsa doğru olanı yapmış olduğunu öğrendik. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bile çünkü unuttuğunu gördük biz bu surede. Allahü Teala ona hitaben unuttuğun zaman Rabbini hatırla. Allah'ım beni doğruya ulaştır de dedi. Biz de unutabiliriz. İnsanlık halidir. Namazı da unuttuğumuz olabilir. Bu da bir insanlık halidir. Ama hemen Allah'ı hatırlayarak gözyaşı da dökeriz. istiğfar da ederiz salavat da getiririz ki Rabbim bize, bize bir daha unutturmasın diye. Kur'an tilaveti motivasyon kaynağımızdır. Allah peygamberine bile bu Kur'an'ı tilavet et. Ona indiği halde sen bu Kur'an'ı oku diye emretmişti çünkü. Allah dostlarıyla birlikte olmanın insanı koruyacağını öğrendik. O kadar ki Allah yine bu emri Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme göndermişti. O bile peygamber olduğu halde etrafındaki mümin kardeşleriyle bağını koruması gerektiğini, bu ayetlerle onları etrafından uzaklaştırmaması gerektiğini Kehf suresiyle öğrenmiş oldu. Dünyacı yani dünyevi arzularının peşinde koşan insanlarla oturup kalkmanın insanı bozacağını öğrendik bozulmamak istiyorsa bir kişi boş tiplerle, günahkarlarla, rahat ağzı bozuk insanlarla bağlantısını koparacak. Bunu öğrendik. Allah herkese iman edeceği imkanı vermiştir. Hiç kimseyi küfürde zorla bırakmamıştır. Kimseye de zorla imanı sevdirmemiştir Allah. Herkesi serbest bırakmıştır. Dileyen dilediği gibi tercihini yapabilir. Zalimlerin dünyada yaptıklarının yanlarına kar kalmayacağını ahirette daha acı bir azapla Allah'ın onları işkenceye uğratıp onlardan intikam alacağını öğrendik. Mal, rızık, para gibi dünyaya ait maddi imkanların tam bir sınav konusu olduğunu ve ayakların kaydığı alan olduğunu öğrendik zengin bahçeli adamın kıssasından kibirin insanı bitireceğini öğrendik parasıyla, evladıyla başkalarına üstünlük sağlayan, kendini üstün gören, ötekini küçük gören anlayışların neticede Allah'ı da bir gün unutacağını, inkar edeceğini gördük. Dünya hayatının gerçeğini idrak etmenin kulluk şuuruna ulaştıracağını öğrendik. وَضْرِبْ لَهُمْ مَسَلَ الْحَيَاتِ الدُّنْيَا كَمَا اِنْ اَنْزَلْنَاهُ مِنَ Dünya hayatını allah Teala'nın örneklendirdiği kıssada Nasıl yeryüzüne bir yağmur damlası düşüyor. Birden her şey çiçek açıyor. Sonra bir bakıyorsun hepsi kupkuru olmuş. Rüzgar atmış onları. Dünya dediğin yer böyle bir yerdir. Fazla abartma. Şuurunu öğrendik. Allah için yaptığımız her şeyin ümit kaynağımız olduğunu öğrendik. El-malu vel banunu zinatul hayati dunya vel baqiyatus salihat vel baqiyatu salihat Allah için yapılan güzel işlerin hayrun inde rabbike sevaben ve hayrun emele uzun vadede bizim için bir umut olduğunu ve Allah katında büyük bir getirisi olacağını öğrendik. Yaptığımız iyiliklere, çalışmalara, ibadetlere de uzun vadede bu gözle bakmayı öğrendik. Mahşer gününün hiçbir güne benzemeyeceğini, küçük büyük her şeyin önümüze konacağı güne yani o gün, mahşer gününe hazırlanmayı öğrendik. Bu dünyada saniyesine kadar yaptığımız her şeyin kayda alınıp önümüze konacağı gün için hazırlık yapmayı öğretti bize Kehf suresi. Asıl düşmanımızın iblis yani şeytan ve onun etrafında kümelenen onun taraftarlarının olduğunu öğrendik. Bugünkü Amerika'nın Yahudiliğin, Siyonizmin, İngiltere'nin, İsrail'in yani kötülüğü ve şeytanlığı temsil eden güçlerin ve ülkelerin de aslında gücünü, aklını, stratejisini şeytandan aldığını, büyük düşmanı görmek gerektiğini, Amerika'nın ve diğerlerinin ancak bir piyon olduğunu, günün bininde Amerika'nın gidip Çin'in geleceğini, Çin'in gidip Suudi Arabistan'ın bile gelebileceğini idrak etmek, belki de Allah muhafaza buyursun bizim o şeytanın kulu olma riskine de dahil olduğumuzu düşünmeyi öğrendik. İnat ve tartışmanın insanın özünde var olduğunu öğrendik. Ama hedefimizin de bunu terbiye etmek olduğunu öğrendik. Her insanın inatçı ve tartışmaya düşkün olduğunu bize Allahü Teala söyledi. O insanlardan biri de benim, sizsiniz. Herkes kendine bu gözle bakmalı. Ben o tartışmacı, cedelci, Allah'a karşı bile tartışmayı, ayet ve hadise karşı bile tartışmayı seven bitip miyim yoksa kendimi dengelemesini bilen biri miyim bunu test etmeyi öğrendik. Toplumlar geçmişten ibret almayı beceremezler bunu öğrendik. Geçmişte yapılan hataları Semud kavminin, Ad kavminin, Lut kavminin Nuh kavminin yaptıklarını İbrahim Aleyhisselam'ın ona kavminin yaptıklarını hala bugün dünyada yapan insanların olduğunu hatta bunların çoğunluk olduğunu hatta ve hatta biz Müslümanların bile yer yer onlara benzediğimizi bir türlü tarihten ibret almadığımızı ayetler bize vurguladı. Kafirler batıla iman ederler. Yani Allah'ın dışındaki bütün anlayışlara iman ederler, iman ederler. Bizim Allah'a imanımız gibi iman ederler ve gerçekleri, hakikati, doğruyu o batılla imha etmek isterler. Bunu öğrendik. Kafirlerin yegane gayesi yeryüzünde müminlerle savaşmaktır. Çünkü onların derdi Allah'ladır. Müminler de Allah'ı temsil ettiğine göre kafirlerin görünen aleme iman ettiklerini de düşünürsek bizden başka savaşacakları bizim temsil ettiğimiz dinimizden başka savaşacakları bir şey yoktur. Allah'ı ve ayetlerini işittiği halde gereğini yapmayanların zalimlerin ta kendileri olduğunu öğrendik. Hatta en büyük zalimlerden biri olduğunu öğrendik. Allah'ı, Kur'an'ı, sünneti duyuyor. Ayetleri Allah ona camide sosyal medyada, YouTube'da, arkadaş ortamında dinletiyor ama o kulağının üstüne yatıyor. Bunun Siyonizm'den aşağı bir zalimlik olmadığını öğrendik. Böyle yapanların hidayet yollarını kendi kendilerine tıkatmış olduğunu öğretti Rabbimiz bize. Allah'ın rahmeti sayesinde hemen azabın gelmediğini öğrendik. Allah erteliyor mağfireti gereği, acıması gereği erteliyor. Yoksa yeryüzünde karınca bile kalmazdı. Elhamdülillah ki Rabbimiz rahmet sahibi. Ve Rabbukel gafuru zurrahme. İlim için bir ömür çalışsa insan yine de doymamalı. Bunu öğrendik. Musa Aleyhisselam ve Hızır kıssasından. İlmin de Allah'a ulaşmak için bir vasıta olduğunu öğrendik. Bir üst akıl olmadan bu hayatın ilminin Allah'ı tanıma bilgisinin öğrenilemeyeceğini öğrendik. Musa bile olsa insan bir yerde tıkanabiliyor. Allah onu da irşad etmek için başka bir kulunu gönderiyor. Allah ilmini kullarından dilediğine verir. Bunu tekrar pekiştirdik. Biz istiyoruz diye Allah ilim vermiyor. Hak edene, çalışana bir de seçtiğine veriyor. Allah'ın ilmini biz kulların idrak edemeyeceğini, onun büyüklüğünü kuşatamayacağımızı öğrendik. Bu yüzden ancak ve sadece ona teslim olmakla rahatlayabileceğimizi, huzur bulabileceğimizi öğrendik. Allah kullarına istediği gibi kader yazar. Ve kimsenin onu sorgulama hakkı yoktur. Olamaz da. Bu gerçeği öğrendik. Allah yaptığı her işte hikmet sahibidir. Yanlışı olmaz Allah'ın. Küçücük çocukların ölmesine izin veriyorsa bunu bilerek yapmıştır. Hiçbiri hata ile değildir. Öldüren zalim bilerek ya da hatayla iş yapar. Allah bunun farkındadır. Ona izin veren de engellemeyen de kendisidir. Bu yaptığında da onun katında özel bir bilgi vardır. Biz bunu anlamlandıramayız. Allah kime iktidar vermişse, kime yöneticilik pozisyonu nasip etmiş, güç lütfetmişse o kişinin Zülkarneyn isimli adil hükümdarı örnek alması gerektiğini öğrendik. Mümin bir lider ya da yönetici gücünü, imkanını adalet ve güven için kullanmalıdır. Bunu öğrendik. Gücümüz oranında zulme engel olmak için seferber olmak bu dünyadaki birincil görevlerimizdendir. Bunu öğrendik. Hepimiz İmkanı kadar zalimin zulmüne engel olmakla mükellefiz. Tıpkı namaz kılmakla sorumlu olduğumuz gibi. Kıyamet günü Allah'ın kafirlerden intikam alacağı günün adıdır. Bunu öğrendik. Bu dünyada müminler kafirlerden intikam almayı belki de dünya gözüyle göremeyecek, yaşayamayacaklar. Ama mahşer gününde cehennem onların gözleri önüne getirildiğinde biz de bu sahneyi izlediğimizde elhamdülillah o gün bizim zafer günümüz Allahü Teala'nın da intikam günü olacak. Hesap günü iyi diye yapıldığı zannedilen işlerin boş çıkması kadar büyük bir kayıp yoktur. Bunu öğrendik. Kul هَلْ bil بِالْأَخْسَر۪ينَ اَعْمَالًا Size o gün mahşer gününde çalışanlar, iş yapanlar arasında en çok kayba uğrayanları haber verelim mi? اَلَّذ۪ينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ اَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ سُنَعًا Onlar çok iyi çalıştığını, çok güzel iş çıkarttıklarını zannettikleri halde dünyadaki bütün yaptıkları boşa giden kişilerdir. Demek ki hesap gününde biz müminlerin de içinde bulunduğu risk bu kadar yaptığımız işlerin, salih amellerin, fedakarlıkların, cömertliklerin, mücadelelerin boş çıkmasıdır. Bundan daha büyük bir risk yoktur endişe eden bundan endişe etmelidir. Kafirin, zalimin zulmü bir gün mutlaka bitecektir. Gazze'de de Allah'ın izniyle günün birinde rahatlama olacaktır. İsrail'in de bir helak günü mutlaka gelecektir. Ama bir daha ölümün öldürüldüğü, ebedi yaşamın gerçekleşeceği gün bu yaptıklarımızın, dünyadaki çalışmalarımızın tamamının boşa gitmesi kadar büyük bir kayıp, ebedi bir kayıp yoktur. Dini alay konusu yapmak, ayetleri ve peygamberleri tiye almak ancak ve ancak kafirlerin işidir. Bunu öğrendik. Firdevs cennetlerinin biz müminler tarafından hedef olarak belirlenmesi gerektiğini öğrendik. Cennetin eşi benzeri olmayan, hayal bile edilemeyen yerin adı olduğunu öğrendik. Allah'ın ilmini tartacak bir sistemin, matematiksel hesabın, yapay zekanın, ChatGPT'nin olamayacağını öğrendik. Lev kanal bahru midadallikelimati <messizlik> rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kelimatu <messizlik> rabbi ve lev jitna bi mislihi <messizlik> madada Denizleri siz bitirseniz, mürekkep yapsanız, yenisini getirseniz, ağaçlar kadar kalemler oluştursanız, yazsanız, 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 yazsanız Allah'ın ilmini tartamazsınız. Bunu hiç kimse tartamaz. Hiçbir akıl, hiçbir zeka, yapay ya da gerçek tartamaz. Biz öyle bir Allah'a iman ediyoruz. Dolayısıyla Deccale Allah'ın izniyle aldanmayız. Bunu öğrendik. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bile insan kimliğini öne çıkarmıştır. Kendini büyütmemiştir. Son ayetle bunu öğrendik. İnne me ene beşerun mislukum. Ben de sizin gibi bir beşerim. Yuhâ ileyye. Sadece bana vahiy geliyor. İnsan kimliğini öne çıkarmıştır. Kendini büyütmemiştir. Bugün kendini büyüten olağanüstü bir varlık gibi müritlerine, etrafındaki bağlılarına, müntesiplerine, cemaatlerine kendini pazarlayanlar ve pazarlatanlar. Bunu yapan müritler kesinlikle ehli sünnet değildir. Kesinlikle ama gerçekten ehli sünnet olsalardı, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme tabi olsalardı Kehf suresinin 110. ayetinden başka Hiçbir şey konuşamazlardı. Onda da bana vahiy geliyor da diyemeyecekler. Ancak ben sizin gibi bir insanım demek zorunda kalacaklardı. Ve öğrendik ki kulu harekete geçiren Allah'a kavuşma arzusudur. Allah'ı isteyen insan kalkar mücadele eder. Yatıyorsa, tembellik yapıyorsa demek ki onun Allah'a, cennete, cemalullah'a arzusunda, kavuşma isteğinde zayıflık vardır. Yine öğrendik ki Allah'ı arzu eden güzel işler yani Allah'ın razı olduğu ameller peşinde koşar. Ve öğrendik ki Allah'ı memnun etme dışındaki beklentiler makbul değildir. Allah'ın yanına ortak gibi getirdiğimiz gösteriş, riya içerikli amellerimiz Allah katında kabul edilmeyecektir. Bu da küçük bir şirk çeşididir. Rabbim bu öğrendiklerimizle amel etmeyi, ömür boyu Kehf suresinin bize öğrettiği imanla yaşayabilmeyi, Deccal'in fitnesine karşı da ayakta kalabilmeyi hepimize nasip ve müyesser eylesin. Kehf suresinin 110 ayetinin nuruyla aydınlanmayı, insanlara bu nuru bir vesileyle ulaştırabilmeyi, gelecek nesillerin başta genç kardeşlerimizin, abileri, ablaları, öğreticileri, dostları, arkadaşları olabilmeyi ve kalabilmeyi hepimize nasip ve müyesser eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.